Uzun süre oturdu. Normalde orada bir nezaket ziyaretidir. Biz de çok keyif aldığımız bir sohbette bulunduk. 28 Şubat'ı anlattı. Biz dedi Refah Partisi'ne dışarıdan destek vereceğimizi, bu hükümetin kurulması, Selçuk Bey'in bıraktığı yerden alayım, kurulması gerektiğini söylüyoruz. Mesut Yılmaz'ın ağzından söyledi. O da başka birisinin ağzından, Selçuk Bey de muhtemelen bilir o kişiyi. Bizim dedi ülkücü camiadan abilerden birisi. Bir gün geldi dedi, odamda oturuyor. Önce hoş beş, arkasından başladı beni tehdit etmeye. Refah Partisi'ni desteklemeyin. Desteklerseniz şu olur, şunu yaparsanız bu olur falan diye üst perdeden konuşmaya başladı. 6-7 arkadaşla odada beraber olduğumuz bu hatıraya tanıktır. Tebem attı dedi. Niye müsaade etmeyecekler? Kim müsaade etmeyecek? Milletten başka bir güç var mı? Kimden korkacağız? Niye korkacağız diye anlatıyorum dedi. Ben dedi anlattıkça o da tehdidi artırıyor. Ya sonra bak sizi biz de kurtaramayız falana getirdi dedi. Tebem attı. Hatta kendisi de ayağa kalkarak Allah rahmet eylesin. O yaşadığını anlattı. Masamın önüne gittim. Kravatından tuttum, çektim, yukarı kaldırdım. Ulan bana bak bilmem ne dedim dedi. Git sana kim bunları söylediyse onlara söyle. Ha şunu söylemiş en sonunda. Demiş ki ya Muhsin sen bilmiyorsun artık adamı 2 kilometre öteden sırtından vuruyor. Tehdit bu. Tepem attı ben de kalktım. Git onu sana söyleyenlere söyle biraz da ağzını bozarak. Onlara söyle biz adamı 2 kilometre arkasından sırtından değil 10 santimden alnının ortasından vuruyor. Mehmet abi, kalemimi kırmışlar.